Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlerle quantifiers yani nicelik bildiren sözcüklerin ikinci bölümüyle beraberiz. Bir önceki sunumda size sayılamayan isimlerin miktarını nasıl belirteceğiz? Hangi quantifiers'ları kullanmamız gerekiyor? Hangi measure words, ölçü bildiren kelimeleri kullanmamız gerekiyor? Onlardan bahsetmiştik. Bugün ikinci bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Quantifiers arkadaşlar nicelik ifade eder. Bu sözcüklerden bazıları sadece sayılabilen isimlerle, bazıları sayılamayan isimlerle, bazıları ise her ikisiyle de kullanılır. O yüzden arkadaşlar quantifiers konusunu iyi anlayabilmemiz için bizim sayılabilen ve sayılamayan isimleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ki daha önceki sunumlarımızda sayılabilen ve sayılamayan isimleri vermiştik arkadaşlar. İlk nicelik bir ifade eden kelimemiz arkadaşlar any, yani hiç anlamında kullandığımız bu kelime daha çok soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında çoğul isim ve çoğul fiil. Sayılamayan isimlerle kullanıldığında ise arkadaşlar tekil fiil kullanılması gerekir. Nasıl? Örneklere bakalım isterseniz. Are there any people in the street? Bakın, soru cümlesi sokakta hiç insan var mı diye soruyoruz. Bakın burada any olumsuz cümlede kullandık. Sayılabilen bir isimde kullandık. Ama o sayılabilen isim çoğul oldu arkadaşlar. İsmimiz çoğul olduğu için de fiilimizde yine are olarak çoğul kullanıldı. Olumsuz cümlede there aren't any people in the street. Sokakta hiç kimse yok, hiç insan yok diyoruz. Yine bakın en olumsuz cümlede sayılabilir ve çoğul isimde kullanıldı ve fiilinde yine çoğul. Sayılamayan isimlerle kullanıldığında arkadaşlar sayılamayan isimler çoğul olmayacağı için tekil fiil kullanmamız gerekiyor. Is there any water in the bottle? Şişede hiç su var mı? Ya da there isn't any milk. Hiç süt yok evde cümlesinde olduğu gibi. Olumsuz cümlede not any yerine yani isn't any veya aren't any yerine no da kullanabiliriz arkadaşlar. No normalde hayır anlamında kullanılan bir kelime ama olumsuz cümledeki not any yerine no da kullanabiliriz. Ama şöyle bir şey var, buna dikkat etmeniz gerekiyor. No sayılabilir tekil isimlerle de kullanılır arkadaşlar. Sayılabilir tekil isimlerle de kullanılır. Şuna dikkat edeceğiz. No kullanıldığında fiil olumlu yapıda kullanılır. Nasıl? There are no people in the street. Bakın there aren't any people demiştik. Any olumsuz cümlede. Ama olumlu cümlede aren't any yerine olumlu yapıda no şeklinde kullanabiliyorum. Burada cümle olumlu yapıda ama anlam olarak olumsuz değil mi? Sokakta hiç kimse, hiç insan yok. Ya da sayılamayan isimle yine kullandığımızda tekil fiille there is no water in the bottle. Şişede hiç su yok anlamı veriyor bize arkadaşlar. Any olumlu cümlede kullanıldığında ne demiştik arkadaşlar burada? Daha çok soru ve olumsuz cümlelerinde kullanılır. Ama olumlu cümlede kullanıldığında demek ki olumlu cümlede de kullanılıyormuş. Hangi anlamda? Herhangi bir istediğin anlamında arkadaşlar. Bu kullanımda any'den sonra sayılabilir tekil isim gelir arkadaşlar. You can buy, satın alabilirsin. Any shoes you like. İstediğin, beğendiğin bir ayakkabıyı, herhangi bir ayakkabıyı satın alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar olumlu cümle, any kullandık. Buradaki anlamı hiç değil, herhangi bir istediğin anlamında. Ya da you can wear any t-shirt you like. Sevdiğin, beğendiğin herhangi bir tişörtü giyebilirsin gibi arkadaşlar. Evet, any'den sonra arkadaşlar diğer quantifiers some ile devam edelim. Sayılabilir çoğul isimlerle, sayılamayan isimlerle olumlu cümlelerde kullanılır arkadaşlar. Burası önemli. Olumlu cümlelerde kullanılır. Biraz sonra başka bir cümle yapısında da kullanıldığını göreceksiniz. Eğer sayılabilen bir isimle kullanıyorsak sanı birkaç anlamında ve o isim mutlaka çoğul olacak. Mesela there are some students playing in the garden. Bahçede oynayan
Birkaç öğrenci var. Bakın san sayılabilen bir isimle ve o isim çoğul birkaç anlamında. Eğer sayılamayan bir isimle kullanılıyorsa da biraz anlamında kullanılır. There is some milk in the fridge. Bakın sayılamayan bir isim. Milk biraz süt var buzdolabında gibi arkadaşlar. Some sayılabilen çoğul isimlerle bazı anlamında da kullanılır arkadaşlar. Bakın burada sayılabilen çoğul isimlerle birkaç anlamında kullandık. Ama bazı anlamında da kullanabiliyoruz. Nasıl? Some people are selfish. Bazı insanlar bencildir. Some people, bazı insanlar. Some people are thoughtful. Bazı insanlar thoughtful, düşüncelidir gibi. Çoğul isimle bazı anlamında da kullanabiliyoruz some'ı. Bilinmeyen ya da önemli olmayan bir kişi ya da nesneden söz edeceğiz. Bilinmiyor kim olduğu, ne olduğu ya da önemli değil. O zaman arkadaşlar sayılabilir tekil isimlerle kullanılabilir some. Nasıl? Ali is talking to some girl over there. Ali orada bir kızla konuşuyor. Bakın. Some girl. Tekil bir isim. Some. Ve kullanıldı. Bir kız anlamında. Önemli değil. Bilinmeyen bir kız. Ya da where did you buy that shirt? Şu gömleği nereden aldın? Some shop in the city center. Şehir merkezinde bir dükkandan. Some shop. Bakın, tekil isimlerle ne anlamında kullandık? Bir, herhangi bir anlamında bilinmeyen ya da önemli olmayan bir kişi ya da nesneden söz ederken arkadaşlar. Şimdi burası da önemli. İkramda bulunurken ya da bir ricada bulunurken arkadaşlar soru cümlelerinde de kullanılır. Ne demiştik? Olumlu cümlelerde kullanılır demiştik. Ama bir ikramda bulunuyorsak ya da bir ricada bulunuyorsak karşımızdaki kişiden soru cümlelerinde de kullanılabilir. Mesela, would you like some tea? Biraz çay ister misin? Can you lend me some money? Bana birazcık para ödünç verebilir misin gibi. Burada ricada bulunurken ve ikramda bulunurken arkadaşlar some'ı soru yapısında kullanabiliriz. Ama bunun dışında kesinlikle kullanmayacağız. Bir de some day var arkadaşlar. Bir de some days var. Bunu da ayrıntı olarak, detay olarak vermek istedim. Some day bir gün anlamında gelecekle ilgili cümlelerde kullanılır. Yani deriz ya mesela Türkçe'de bir gün zengin olacağım. Some day I will be rich. Değil mi? Bir gün zengin olacağım. Gelecekle ilgili cümlelerde bir gün anlamında. Some days ise arkadaşlar bazı günler anlamında kullanılır. İşte bazı günler canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani Türkçedeki kullanımı. İngilizce'de some days I don't want to do anything gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Some day ve some days'i. Evet, devam edelim arkadaşlar. A lot of ve lots of quantifierlarımız var. Çok anlamında kullanıyoruz. Ve genellikle olumlu cümlelerde kullanıyoruz arkadaşlar. Sayılabilir çoğul isimlerle ve sayılamaz isimlerle kullanılabilir. A lot of ve lots of. There are a lot of, lots of cars on the road. Yolda çok araba var. Bakın sayılabilen çoğul bir isimde kullandık. There is a lot of ya da lots of traffic sayılamayan isimle de kullanılabiliyor arkadaşlar. Sayılabilen isimle kullanıldığında çok anlamında kullandığımız için tabii ki çoğul olmak zorunda ismimiz. Many ve much var. Olumsuz cümlelerde ya da soru cümlelerinde biz arkadaşlar many ve much'ı çok anlamında kullanıyoruz. Olumsuz cümlelerde ya da soru cümlelerinde sayılabilir isimlerle many kullanacağız. Sayılamayan isimlerle de much kullanacağız çok anlamında. Are there many cars on the road? Yolda çok araba var mı? Is there much traffic today? Bugün çok trafik var mı? Sayılamayan isimle ve sayılabilen isimle kullandık arkadaşlar. Many olumlu cümlede de kullanılır arkadaşlar. Burası önemli. Bakın burada there are a lot of, lots of cars demiştik. Çok araba var derken. Burada many de kullanabiliriz arkadaşlar. Olumlu cümlede. Ama much'ın böyle kullanımı çok nadir. Ama şunu söyleyeyim. Mesela burada there's a lot of, lots of traffic dedik. Burada there's much traffic deseniz yanlış olmaz diyorum ben. Many tekil bir isimle beraber kullanıldığında arkadaşlar. Bu her yerde göremezsiniz bu konuyu. Many, a ve tekil bir isim. Birçok ve pek çok anlamında çoğul anlam ifade eder ama tekil fiille kullanılır. Nasıl mı? Many a student, bakın pek çok öğrenci, doesn't
aware of the world they live in. Yaşadıkları dünyanın farkında değiller. Aware of farkında olmak. Bakın tekil bir fiille kullanıyoruz. Ama anlam olarak many a student birçok, pek çok anlamındadır. Too many ve too much var arkadaşlar. Aşırılık bildirir. Many ve much'ın önüne too getirdiğimiz zaman aşırılık bildiriyor. Tabii sayılabilen isimlerle many, sayılamayan isimlerle much şeklinde olumlu cümlelerde kullanacağız. There are too many people at the theater. Tiyatroda çok fazla insan var. Ya da there is too much noise in the classroom. Sınıfta çok gürültü var gibi arkadaşlar. How many ve how much? Değil mi? Miktar sormak için kullanıyoruz arkadaşlar. Bir şeyin miktarını sorarken kullanıyoruz. How many people? Kaç kişi? Sayılabilen isimlerle how many? Sayılamayan isimlerin miktarını sorarken arkadaşlar how much kullanmamız gerekiyor. How much money şeklinde. Arkadaşlar burası da önemli yine. Some, any, many ve much arkadaşlar of'lu bir tamlamada kullanılırken of'lu bir tamlamada kullanacağız. İsmimizin önünde my, your, the, these, those ve benzeri sözcükler kullanabiliyoruz. Bunun nedeni arkadaşlar belli bir grubun içinden bazıları ya da çoğu anlamını vermek için. Bakın bir isim kullanacağız. Ne olabilir? The students, çoğul bir isim olabilir. The children, çocuklar. Students, öğrenciler. All people, yaşlılar. Teenagers, gençler gibi. Of'lu tamlamada biz some, any, many ve much kullanırken arkadaşlar ne anlamı vermek için? Belli bir grubun içinden bazıları. Yani çoğu anlamı vermek için. Örneğin some of my students, öğrencilerimin çoğu. Veya many of, özür dilerim, some of my students, öğrencilerimden bazıları, many of my students, öğrencilerimin çoğu gibi. Belli bir grubun içinden bazıları ya da çoğu anlamı vermek için kullandığımızda arkadaşlar biz çoğul isimlerin yerine zamir olarak us, you, them, these ya da those kullanabiliriz. Sayılamaz isimler için de it, that ya da this kullanabiliriz tekil oldukları için. Örneğin some of us don't like English. Bazılarımız İngilizce sevmiyoruz. Many of them are happy. Onların çoğu mutlu gibi arkadaşlar. Bunları da size yine detay olarak vermek istedim. Evet arkadaşlar bu şekilde much of it is spilled. Onun çoğu döküldü gibi. Bakın sayılamayan tekil isim much of ile kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet ikinci sunumumuzda arkadaşlar Quantifiers'ın ikinci bölümünde bu nicelik bildiren sözcükleri görmüş olduk. Tabii ki bu kadar değil. Daha nicelik bildiren sözcüklerimiz var. Onları da arkadaşlar bir sonraki sunumda sizlere aktarmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlar.